Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Sollen model fiili arkadaşlar. Hatırlayacak olursanız daha önceden Sollen model fiilini görmüştük. Neydi? Meli, malı anlamındaydı. Ancak burada yoğun Almanca yani intensiv Deutsch A1 konuları içerisinde bunu görüyorken daha ayrıntılı, daha bir konulara odaklı gidip derinlemesine bu konuları görüyor olacağız. Dilerseniz öncelikle Sollen'e bir bakalım, bir çekimine bir bakalım. Sollen neydi arkadaşlar? Meli malı demekti. Ben yapmalıyım, etmeliyim anlamına gelen Sollen'e baktığımızda ben yapmalıyım derken ich soll diyeceğiz. Du için du sollst. Demek ki ich için ich soll. Du için du sollst. Er, sie, es. Demek ki er erkeklerde ya da der artikeli için kullanılan hallerde soll, sie, die ya da kadınlarda gene soll. Es, das artikeli için geçerliydi öyle değil mi? Es. Dolayısıyla ne olmuş? Er, sie, es. Ne oluyormuş arkadaşlar? Soll oluyormuş değil mi? Peki biz yapmalıyız, etmeliyiz diyecek olursak ne diyeceğiz? Wir sollen. Öyle değil mi? Wir sollen. İkinci çoğulda sizler yapmalısınız. İki ve daha fazla insan için geçerli olan ihr. Ne olacak arkadaşlar? Ihr sollt. Demek ki ihr sollt. Siz yapmalısınız. Saygı formunda baktığımızda arkadaşlar ya da nezaket formu dediğimiz sie formunda sollen ve onlar derken üçüncü çoğuldaki sie sollen'i görmüş oluyoruz öyle değil mi? Şimdi dilerseniz örneğimize bir bakalım. Ne demiş örneğimiz? Ich laufe jeden Tag eine Stunde. Öncelikle bir anlamlandıralım. Laufe neydi arkadaşlar? Yürümek, tempolu yürümek, koşmak anlamına geliyor. Jeden Tag neydi? Jeden Tag her gün demekti. Eine Stunde ise bir saat demek. Şimdi dolayısıyla ben her gün bir saat koşuyorum diyecek olursam ne diyeceğim? Ich laufe jeden Tag eine Stunde. Demek ki eine Stunde arkadaşlar 60 dakikayı kapsayan bir süre olmuş oluyor eine Stunde. Şimdi ben her gün bir saat koşmalıyım. Böyle bir tavsiyede bulunulduğunda ne olacak arkadaşlar? Ich soll jeden Tag eine Stunde laufen. Ne oluyor arkadaşlar? Modal fiilim ikinci pozisyonda. Halbuki burada neredeydi? İkinci pozisyonda ne vardı? Asıl fiilim. Peki modal fiilin olduğu durumda asıl fiilim nereye gidiyor? Cümlenin sonuna gidiyor ve mastar halde gidiyor. Dolayısıyla ich soll jeden Tag eine Stunde laufen. Evet, benim her gün bir saat koşmam lazım değil mi? Birileri bir tavsiyede bulunuyor olabilir değil mi? Dolayısıyla yapmalıyım. Bir saat her gün koşmalıyım diyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla ich soll jeden Tag eine Stunde laufen. Sorusunu soracak olursak modal fiille başlayan bir soru. Ne olacak arkadaşlar? Soll ich jeden Tag eine Stunde laufen? Her gün bir saat koşmalı mıyım? Ya da tempolu yürümeli miyim? Derken evet, olumlu bir şekilde gideceğiz arkadaşlar bu cümlenin devamına baktığımızda. Ne olacak bu? Ja, du sollst jeden Tag eine Stunde laufen. Tıpkı üstte olduğu gibi ancak burada du formunda inceliyoruz. Evet, her gün bir saat koşmalısın deniliyor. Umarım hepimiz aktifizdir. Her gün spor yapıyoruzdur. En azından yürüyüş yapıyoruzdur diye umuyorum arkadaşlar. Dolayısıyla neymiş bu? Evet, senin her gün bir saat koşman lazım demiş oluyor bu cümle değil mi? Ja, du sollst jeden Tag eine Stunde laufen. Peki hayır, senin her gün bir saat koşmana gerek yok. Koşmamalısın diyeceğiz. O zaman ne olacak arkadaşlar? Bir defa nein ile başlayacağız ve nicht formu bunların mutlaka olması lazım ki ben o cümleyi olumsuzluyum öyle değil mi? Dolayısıyla ne olacak bu? Nein, du sollst nicht jeden Tag eine Stunde laufen. Hayır, her gün bir saat yürümemelisin diyor değil mi? Nein, du sollst nicht jeden Tag eine Stunde laufen. Evet, ikinci cümleye bakıyoruz arkadaşlar. Burada ne diyor? Du sollst 30 Minuten laufen. Evet, senin 30 dakika koşman gerekiyor değil mi? Koşmalısın daha doğrusu. Senin her gün 30 dakika koşman gerekiyor.
Laufen için de şunu söylemem gerekir arkadaşlar. Laufen, tempolu koşmak, tempolu yürümek ya da hızlı tempoda ya da koşarak, koşar adımlarla anlamına gelebileceği gibi yürümek anlamına da gelebiliyor arkadaşlar. Burada neyi kastettiğinizi zaten bir önceki cümleyle ya da bir sonraki cümleyle de ne yapmış oluruz? Daha bir ayrıntılı bir anlatmış oluruz. Laufen ama genel itibariyle koşmak, tempolu yürümek, yürümek anlamlarında. Dilerseniz sonraki cümleye bakalım. Burada da gene Zollen ile başlayan bir soru cümlesi, ancak negatif, yani olumsuz giden bir soru cümlesi var. Ne diyor soru cümlemiz? Soll ich nicht jeden Tag eine Stunde laufen? Ne diyor? Her gün bir saat yürümeyeyim mi? Yapmayayım mı? Anlamına gelen, bakın burada nicht var. Yapmayayım mı her gün bir saat yürüyüş? Yapmayayım mı anlamındaki. Soll ich nicht jeden Tag eine Stunde laufen? Kısaca tabii ki denildiğinde, bakın burada çünkü bir nicht olumsuzluk var. Tabii ki diyeceğiz. Doch, du sollst. Tabii ki yapmalısın. Bunu uzun formda da tutabilirdik. Ancak kısa olarak da tutabiliyoruz. Dolayısıyla tabii ki yapmalısın derken doch, du sollst. Ya da hayır, yapmamalısın derken ne diyeceğiz? Nein, du sollst nicht. Bir açıklama getirmiş. 30 Minuten pro Tag ist okay. Evet, 30 Minuten pro Tag. Pro Tag, günde anlamında arkadaşlar. Mesela bu haftada diyecek olsaydık pro Woche diyecektik. Ancak günde diyecek olursak pro Tag demiş oluyoruz. Günde 30 dakika iyidir, tamamdır anlamına gelen okey görüyoruz. Dolayısıyla 30 Minuten pro Tag ist okay. Yani günde 30 dakika yeterli anlamına gelmiş oluyor. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich laufe jeden Tag eine Stunde. Ich laufe jeden Tag eine Stunde. Ich soll jeden Tag eine Stunde laufen. Ich soll jeden Tag eine Stunde laufen. Soll ich jeden Tag eine Stunde laufen? Soll ich jeden Tag eine Stunde laufen? Ja, du sollst jeden Tag eine Stunde laufen. Ja, du sollst jeden Tag eine Stunde laufen. Nein, du sollst nicht jeden Tag eine Stunde laufen. Nein, du sollst nicht jeden Tag eine Stunde laufen. Du sollst 30 Minuten laufen. Du sollst 30 Minuten laufen. Soll ich nicht jeden Tag eine Stunde laufen? Soll ich nicht jeden Tag eine Stunde laufen? Doch, du sollst. Doch, du sollst. Nein, du sollst nicht. Nein, du sollst nicht. 30 Minuten pro Tag ist okay. 30 Minuten pro Tag ist okay. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Timo und Mia essen viel Obst und Gemüse. Evet, öncelikle bir anlamlandıralım. Timo bir erkek ismi, Mia bu da bir kadın ismi arkadaşlar. Essen neydi? Yemek yemekti. Viel, çok demekti arkadaşlar. Das Obst, meyve. Das Gemüse, bu da sebze demek. Şimdi ben genelleme yaptığımda tabii ne yapmış oluyorum? Artikelleri artık gerek kalmıyor. Çok meyve, çok sebze yiyor derken viel Obst und Gemüse diyebilirim. Dolayısıyla bu cümle bize ne diyor? Timo ve Mia çok meyve ve sebze yiyormuş. Değil mi? Dolayısıyla ben bu cümleyi Zollen olarak yorumlayacak olursam, burada Timo und Mia dediğimden dolayı burada iki kişiyi kastetmiş oluyorum. Dolayısıyla tablomuza baktığımızda nasıl çekimleniyor arkadaşlar? Mastarda kalmış oluyor Sie sollen. Dolayısıyla Timo und Mia ne olacak arkadaşlar? Sollen şeklinde karşımıza çıkacak. Sollen viel Obst und Gemüse essen. Ne yapıyorum arkadaşlar? Modal fiil varsa cümlede mastar halde ne yapıyorum? Sona atmış oluyorum eylemimizi. Tabi burada Timo und Mia olduğundan dolayı, zaten iki kişiyi kastettiğimden dolayı mastar olarak çekimleniyordu, öyle değil mi? Burada da gene ne yapmış oluyorum? Aynı şekilde cümlenin sonuna atmış oluyorum. Dolayısıyla Timo ve Mia çok meyve sebze yemeli diyecek olursak Timo und Mia sollen viel Obst und Gemüse essen demiş oluyoruz. Bunun soru formuna bakacak olursak Timo ve Mia
bol bol meyve sebze yemeli mi diye soracak olursak ne yapıyoruz arkadaşlar? Çok kolay. Zölene başı alacağım. Bu kadar kolay. Ne yapacağım bu sefer? Soru şekline büründürdüğümde demek ki zölene başı alacağım ve soracağım. Zön Timo und Mia viel Obst und Gemüse essen? Evet. Timo ve Mia bol bol meyve sebze yemeli mi? Öyle değil mi? Dolayısıyla ne yapacağım? Zöleni başa getireceğim ve mastar haldeki fiilim olağan bir şekilde cümlenin sonunda olacak. Evet, onlar bol bol meyve sebze yemeli diyecek olursak yukarıdaki cümlenin aynını burayı taşıyacağım arkadaşlar. Ancak tek bir farkla ya diyeceğim, bir olumlama getireceğim, öyle değil mi? Ya, sie sollen viel Obst und Gemüse essen. Olağan bir şekilde modal fiilim varsa ne olacak? Asıl fiilim mastarda ve cümlenin sonunda, yani essen cümlenin sonunda olacak ve ne diyeceğim? Evet, onlar bol bol meyve sebze yemeli. Dolayısıyla ya sie sollen viel Obst und Gemüse essen. Peki ben olumsuzlayacak olursam, yani hayır daha az yemeliler diyecek olursam ne derim? Kolay. Nein ile başlayacağım. Nein, sie sollen weniger. Wenig neydi arkadaşlar? Az demekti. Daha az derken komparatifte görmüştük kıyaslamalarda, değil mi? Komparatif, superlatif, wenig az da daha az derken weniger diyorduk. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa mutlaka o ilgili ders videosuna baksınlar. Burada daha az yemeliler. Yani aslında burada yapmış oldukları güzel bir şey. Meyve sebze yemek güzel bir şey. Çok sağlıklı ama biraz daha az yesinler diyor. Çünkü cümlenin devamı gelecek arkadaşlar. Burada ne diyor bakın? Nein, sie sollen weniger Obst und Gemüse essen. Hayır, daha az meyve sebze yemeliler. Bakın, diğer cümleye baktığımızda Sie sollen Fisch essen. Evet. Sie sollen Fisch essen. Ne yemeliler arkadaşlar? Balık yemeliler, değil mi? Sie sollen Fisch essen demiş oluyoruz. Peki ben bu formu, yani soru formunu negatif, yani olumsuz bir şekilde sormuş olsaydım, yemeliler mi gibilerinden sormuş olsaydım, cümlemize bir bakalım, ne diyor cümlemiz? Sollen Timo und Mia nicht Fleisch essen? Das Fleisch neydi arkadaşlar? Et demekti, öyle değil mi? Timo ve Mia et yememeli mi diye soracak olursak demek ki burada gene ne geliyor? Sollen karşımıza çıkmış oluyor. Sollen Timo und Mia nicht Fleisch essen? Doch, sie sollen. Tabii ki yemeliler. Değil mi? Yapmalılar, etmeliler derken doch, sie sollen diyoruz. Olumsuzluk yaptığımızda ne olacak? Nein, sie sollen nicht. Hayır, yapmamalılar. Devamı geliyor. Sie sollen Fisch essen. Evet. Demek ki et yememeliler mi? Hayır, yememeliler. Onlar ne yapmalılar? Balık yemeliler diyecek olursak Nein, sie sollen nicht, sie sollen Fisch essen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Timo und Mia essen viel Obst und Gemüse. Timo und Mia essen viel Obst und Gemüse. Timo und Mia sollen viel Obst und Gemüse essen. Timo und Mia sollen viel Obst und Gemüse essen. Sollen Timo und Mia viel Obst und Gemüse essen? Sollen Timo und Mia viel Obst und Gemüse essen? Ja, sie sollen viel Obst und Gemüse essen. Ja, sie sollen viel Obst und Gemüse essen. Nein, sie sollen weniger Obst und Gemüse essen. Nein, sie sollen weniger Obst und Gemüse essen. Sie sollen Fisch essen. Sie sollen Fisch essen. Sollen Timo und Mia nicht Fleisch essen? Sollen Timo und Mia nicht Fleisch essen? Doch, sie sollen. Doch, sie sollen. Nein, sie sollen nicht. Nein, sie sollen nicht. Sie sollen Fisch essen. Sie sollen Fisch essen. Bir sonraki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Der Schüler macht seine Hausaufgabe. Evet, der Schüler neydi arkadaşlar? İlkokuldan liseye kadar olan öğrencileri kapsayan bir erkek öğrenciden bahsederken ne diyorduk? Der Schüler, bu bir kız öğrencisi, ne diyeceğiz? Die Schülerin. Hausaufgabe neydi arkadaşlar? Ev ödevi demekti. Onun ödevi derken
Seine Hausaufgabe. Demek ki onun ev ödevi seine Hausaufgabe. Güzel Türkçemizdeki gibi ödev yapmak Almanca'da da Hausaufgabe machen olarak yorumlanıyor. Dolayısıyla öğrenci kendi ödevini yapıyor diyecek olursak ne diyecekmişiz? Der Schüler macht seine Hausaufgabe. Şimdi biz öğrenci ev ödevini yapmalı. Meli malı yapısını kullanacak olursak Almanca'da sollen ile yorumlanıyordu. Dolayısıyla er sie es ne oluyordu arkadaşlar? Soll şeklinde yorumlanıyordu. Dolayısıyla özneden hemen sonra ne gelmiş? Der Schüler soll seine Hausaufgabe machen. Evet, öğrenci ödevini yapmalı. Ne olmuş burada arkadaşlar? Mastar halde machen, öyle değil mi? Bakın buradaki macht cümlenin sonuna gitmiş ve machen şeklinde yorumlanmış. Öğrenci kendi ödevini yapmalı derken der Schüler soll seine Hausaufgabe machen. Şimdi ben bunun sorusunu soracak olursam ne demiştik arkadaşlar? Sollen yapısı cümlenin başına geliyordu ki öyle olmuş. Soll der Schüler seine Hausaufgabe jetzt machen? Jetzt şimdi demek arkadaşlar. Öğrenci ödevini şimdi mi yapmalı? Jetzt demek ki şimdi demekmiş. Soll der Schüler seine Hausaufgabe jetzt machen? Evet diyeceğiz. Ne olacak bu? Ja, er soll seine Hausaufgabe jetzt machen. Evet, ödevini, kendi ödevini şimdi yapmalı derken ja, er soll seine Hausaufgabe jetzt machen demiş oluyoruz. Hayır diyecek olursak neydi arkadaşlar? Olumsuzluk şartlarımız nein ve nicht'in olması gerekiyordu. Dolayısıyla mastar halde, bakın burada istediğim gibi başka öğeleri getirebilirim. Ne yapıyorum? Her halükarda asıl fiilim olan mastardaki bu machen'i her halükarda cümlenin sonuna atmış oluyorum. Dolayısıyla hayır, o ödevini şimdi yapmamalı diyecek olursak ne diyeceğiz? Nein, er soll seine Hausaufgabe nicht jetzt machen. Evet, ne demiş oluyoruz demek ki? Hayır, o kendi ödevini şimdi yapmamalı. Bakın diğer cümleye geçiyoruz. Gene er soll seine Hausaufgabe nachher machen. Bakın burada da gene nachher neydi? Daha sonra demek arkadaşlar. Demek ki jetzt şimdi demekken nachher daha sonra demek. Burada da gene herhangi bir kural değişikliği yok. Ne olmuş? Gene ikinci pozisyonda modal fiilim sollen gelmiş. Dolayısıyla er soll seine Hausaufgabe nachher machen demiş oluyoruz. Peki ben bunu soruyu olumsuz yapmış olsaydım ne olurdu? Onu bir inceleyelim. Ne yapacaktık arkadaşlar? Her halükarda cümlemiz modal fiile başlayacaktı ve cümlenin içerisinde nicht kalıbı olacaktı. Ona bir bakalım, acaba bu koşulları sağlıyor mu bu cümle? Evet, var. Sollen'le başlayan bir soru cümlesi var ve ne var arkadaşlar? Nicht var. Dolayısıyla ne diyor bu cümle bize? Bir bakalım öncelikle. Soll der Schüler seine Hausaufgabe nicht jetzt machen? Yani bu soru cümlesi bize diyor ki öğrenci kendi ödevini şimdi yapmamalı mı? Bakın sollen çünkü meli malıydı. Dolayısıyla öğrenci kendi ödevini şimdi yapmamalı mı? Soll der Schüler seine Hausaufgabe nicht jetzt machen? Evet, bunu kısa formda tutacak olursak tabii ki diyeceğiz. Doch er soll. Öyle değil mi? Doch er soll. Tabii ben buna daha uzun formda da ne diyebilirdim? Doch er soll seine Hausaufgabe jetzt machen da diyebilirdim. Ama kısa formda doch er soll ile de yanıtlayabiliyorum. Ya da hayır yapmamalı derken ne diyeceğim? Nein er soll nicht. Hayır yapmamalı. Nein er soll nicht. Bakın cümlenin devamı var. Ne diyor? Er soll sie nachher machen. O onu daha sonra yapmalı. Bakın burada sie var. Bu genellikle ilk başlarda, Almanca'nın ilk başlarında öğrencide ikilemde kalınabiliyor. Buradaki sie'den kasıt arkadaşlar, buradaki sie'den kasıt die'ye bir atıfta bulunuyor. Yani die Hausaufgabe'ye bir gönderme var. Şimdi bazı arkadaşlar şey diyebiliyor, burada sie varsa kesin bir kadını kastediyor. Hayır, biz ne demiştik artikellerde? Er, sie, es, öyle değil mi? Er, sie, es, er erkekte olabileceği gibi der artikeli içinde geçerliydi. Die
Z'ye dönüşüyordu ama aynı zamanda feminen bir durumdu. Bir kadını da kastedebiliyorduk. Aynı zamanda D artikelli bir durumu da kastedebiliyorduk. Das keza öyle. Das'ta da ne oluyordu? Ace'e dönüş oluyordu. Ancak burada söz gelimi das Kind Ace şeklinde de yorumlanabiliyordu. Dolayısıyla şimdi tekrar bu cümleye baktığımızda soll sie nachher machen, o onu daha sonra yapsın. Yani oradaki onudan kasıt die Hausaufgabe. Yani ben uzun formda şöyle de diyebilirdim. Soll seine Hausaufgabe nachher machen da diyebilirdim. Ya da kısaca soll sie nachher machen da diyebiliyorum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Der Schüler macht seine Hausaufgabe. Der Schüler macht seine Hausaufgabe. Der Schüler soll seine Hausaufgabe machen. Der Schüler soll seine Hausaufgabe machen. Soll der Schüler seine Hausaufgabe jetzt machen? Soll der Schüler seine Hausaufgabe jetzt machen? Ja, soll seine Hausaufgabe jetzt machen. Ja, soll seine Hausaufgabe jetzt machen. Nein, soll seine Hausaufgabe nicht jetzt machen. Nein, soll seine Hausaufgabe nicht jetzt machen. Soll seine Hausaufgabe nachher machen. Soll seine Hausaufgabe nachher machen. Soll der Schüler seine Hausaufgabe nicht jetzt machen? Soll der Schüler seine Hausaufgabe nicht jetzt machen? Doch, soll. Doch, soll. Nein, soll nicht. Nein, soll nicht. Soll sie nachher machen. Soll sie nachher machen. Deutsch Intensiv A1 ders videolarından bu dersimizde soll modal fiilini yoğun bir şekilde incelemiş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tschüss.